Hoş geldin. Aileler, annelerimiz, babalarımız, kıymetli belediye başkanımız. Bugün programımızın, ziyaretimizin en zor kısmındayız. Ben Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı seçildikten sonra ilk ziyareti Kıbrıs'a yapacağımı söylemiştim. Bu da kuruluş gününe, Cumhuriyet Bayramı'na denk geldi. Tabii bu program bayram programı içinde mutlaka sizleri ziyaret etmek de bu ziyaret programı içinde vardı. Sizin ziyaretinizde burada bulunuş amacımızı bu kuruluş gününün sonunda bir kez daha sizlere başsağlığı dilemek Cumhuriyet Halk Partisi için, Cumhuriyet Halk Partisi adına. Deprem bölgesinde biz bütün Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri bulunduk. Adıyaman'da da bulunduk. Devamında Sayın Genel Başkanımızın size yaptığı, ayrı ayrı yaptığı ziyaret partimiz adına bütün Türkiye'nin beklediği ve Sayın Genel Başkanımızın partimiz adına yaptığı çok hepimizin çok önemsediği, yüreklerinin burada olduğu bir ziyaretti. Tabii o süreçte biz muhalefet partisi olarak dilimiz döndüğünce sizin yaşadıklarınız ve o süreçteki yanlışlıklarla ilgili, eksikliklerle ilgili, doğru bilgilendirmemeyle ilgili parlamento zemininde de konuyu tartıştık. Şimdi yargı sürecini hep birlikte bekliyoruz. Çok yakından takip edeceğiz. Bizim bir gölge kabinemiz var. Gölge kabinemizdeki Adalet Bakanımız ve bütün hukukçu arkadaşlarımız çok yakından ve ben bizzat sizin davanızı takip edeceğim. Siyasetçiler açısından konuşmak çok kolay ama böyle bir ziyarette hani sözün bittiği yer deniyor. Gerçekten insan ifade etmekte zorlanıyor. Özellikle bir kız çocuk babası olarak yaşadığınız tarihsiz acıyı ve bundaki bu konudaki içinizdeki derin acıyı tahmin edebiliyorum sadece ama hissedebilmem mümkün değil. Maalesef ateş düştüğü yeri yakıyor. Ama bundan sonra bizim görevimiz hem şampiyon meleklerin unutulmaması, hem bu noktada yargı süreci noktasında adaletin sağlanması, bütün sorumluların hesap vermesi. Çünkü Türkiye'de ben Soma davasını başta olmak üzere çok sayıda toplumsal davayı çok yakından takip ettim, etmeye de devam ediyorum. İlk başta herkes doğru yerde duruyor. Ama sonlara geldikçe kamuoyu ilgisi azalınca, kameralar uzaklaşınca bir anda ölen madencinin yanında duranlar şirketin yanında durmaya, tren kazasında ölen çocukların yanında duranlar bir anda o ihmali yapanların yanında durmaya, böyle en acı olaylarda bile kamuoyu ilgisi azaldığında bir anda bir görülmez el devreye giriyor ve bir kez daha yürekleri yakıyor. Buna izin vermemek için elimizden geleni yapacağız. Ben sizi dinlemeye geldim esas olarak. Tabii haklı olarak hem Kıbrıs hem Türkiye basını konuya ilgi gösteriyor. İyi ki de gösteriyorlar. Çünkü bu konular kamuoyunun gözleri onlar. Onlar kamuoyuna bunu aktarmazlarsa o yalnızlık çok daha zor taşınabilir bir hal alıyor. Ben başkanımızın annelerimiz, babalarımız adına basın önünde ne paylaşmak isterse onları dinleyip daha sonra basından müsaade alıp bize de bir kapalı kısımda da konuşmak isterim. Teşekkürler. Tekrar başınız sağ olsun. Hepimizin başı sağ olsun. Çok sağ olun. Teşekkürler. Değerli başkanım, ekibi, saygıdeğer basın mensupları. Öncelikle Özgür Bey'in bu ziyareti bizim için çok değerlidir. Kendisine yeni görevinde başarılar dileriz. Biz aileler olarak, hani siz dediniz ya, ateş düştüğü yeri yakar ama ateş zaman geçtikçe söner. Bu ateşi hiçbir zaman söndürmeyeceğiz. Adalet arayışımız sonuna kadar devam edecek.
suçlular cezasını çekecek. Bu davamızda bize destek olduğunuz, yanımızda olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Ama dediğim gibi hiçbir zaman, ta ki sonuna kadar, ceza alana kadar bu otelin yapımında faydası olan herkesin cezasını çekene kadar biz aileler olarak savaşımıza devam edeceğiz. Çocuklarımızın, kayıplarımızın bizi orada yukarıda izlerken bizimle gurur duymasını sağlayacağız ve Türkiye'de bir daha başka böyle olayların olmaması için İSİAS davası bir adım olacaktır. O yüzden ilk günden İSİAS ortak davamız diye yola çıktık. Bir daha böyle olayların olmaması, başka çocukların ölmemesi için biz Kıbrıslı aileler, tüm Kıbrıs halkı sonuna kadar savaşacağız. Bunu buradan tüm basın önünde mesaj olarak vermek istiyoruz. Tekrar ilginize, alakanıza çok teşekkür ederiz. Kemal Bey de ilk günlerde yanımızdaydı, geldi, bizi ziyaret etti. Her zaman yanımızda olduğunuzu bize hissettirdiniz. Bu konuda da size minnettarız. Çok teşekkürler. Sağ olun. Ben bir son söz olarak da ben teşekkür ederim tabii. Belediye başkanımız hem meleklerin antrenman yaptığı bu salonda böyle bir imkan yaratmış ve Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği'ne hem fiziksel imkan yaratmış hem de katkı sağlıyor. Ben de kendisine Cumhuriyet Halk Partisi adına teşekkür ediyorum. Bizim üzerimize de bu konuda ne düşerse biz de hem dava sürecinde hem bizim aklımıza gelmeyen herhangi bir alanda biz de üstümüze düşeni yapmak noktasında kararlıyız ve hazırız Sayın Başkan. Sayın Başkanımız ve ailelerle birlikte sohbet ettik, acılarını paylaştık ama bundan sonrası için yargı süreci var. Davayı çok yakından takip edeceğiz. Ancak burada öğrendiğimiz bir hususa dikkat çekmek istiyoruz. O da geçtiğimiz aylarda bilirkişi raporu istendi. Bilirkişi raporuna göre tutuklu olması gereken fenli mesullerin iki tanesinin 75 yaşında oldukları gerekçesiyle tutuksuz yargılandıklarını öğrendik. Ve tabii bu kişiler 75 yaşında oldukları ve hasta cezaevi şartlarının yaşlarına uygun olmadığı sebebiyle tutuksuz yargılanıyor. İki otel sahibi, iki tane fenli mesul tutuklu ama en çok suçlu oldukları, sorumlu oldukları belli olan ve içerideki tutuklulardan daha çok sorumlulukları oldukları bilirkişi raporuyla belli olan iki fenli mesulün yaştan dolayı serbest bırakıldığı bilgisi var ailelerde. Tabii bu akla hemen şunu getiriyor. 28 Şubat davasında 89 yaşında tutuklanıp 91 yaşına kadar tutuklu kalan komutanlar vardı. Şu anda 28 Şubat davasında Çetin Doğan 83 yaşında ve 83 yaşında, 82 yaşında, 79 yaşında tutuklular var halen, yıllardır. Şimdi 28 Şubatçılar ne yapmış? 89 yaşından 91 yaşına kadar tutuklu kalan ve sonra hayatını kaybeden komutan. Sayın Cumhurbaşkanı'nın canını sıkacak bir iş yapmış 28 Şubat'ta. Burada bu çocukların canını alan, hatayı yapan sorumlular 75 yaşında yaşından dolayı serbest. Bunun kabul edilebilir bir tarafı yok. Adalet Bakanı'na, HSK'ya, vicdanı olan herkese sesleniyoruz. Savcıya sesleniyoruz. Serbest bırakma kararı veren hakime sesleniyoruz. Bu kadar büyük bir hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hem bütün Türkiye'nin yüreğini yakan, bu çocukların canına kasteden, canının kaybedilmesine sebebiyet veren iki kişinin derhal tutuklanması gerekiyor. Sadece can sıkıcı bir iş yaptılar iddiasıyla yıllardır içeride tutulan, 90'lı yaşlarında içeride tutulanlar var. Bu kişilerin serbest kalması kabul edilebilir bir mesele değildir.